Kervan, kervansaraylar İpek Yolu'nun en önemli noktalarından birisi. Hemen Handere Köyü burada ve hikayeleri var Handere Köyü'nün. Ama orada bir köy var uzakta dedirtecesine. O köyler bizim köylerimiz, sakin, sessiz. Kışın kendi halinde olsa da o köy bizim köyümüz, bizim köylerimiz. Köyleri unutmamak gerekiyor. Soğanlı Dağları, Sarıkamış Harekatı'nın önemli geçitlerinden, önemli bölgelerinden birisi Soğanlı Dağları. Kars'ın kazı meşhur. Sarıkamış Harekatı'nın yapıldığı bölgedeyiz. Sarıkamış Harekatı'nın canlı şahitlerinden birisi. Yıkık, harabe de olsa Katrina Köşkü. Arkamızdaki köşk Rus Çariçe için yapılmış ama bugün harabe halde. Ve Sarıkamış Harekatı'nda da karargah merkezi olarak kullanılmıştı burası. Katrina Köşkü'nün içerisindeyiz ve bu köşk çok özel sistemlerle, kırmızı tuğlalar, ahşap iyi şekilde kullanılmış ve ısıtma sistemi farklı bir şekilde tanzim edilmiş ve gördüğümüz şu oldukça fırınlanmış ağaçlar. Hemen şöyle bakacak olursak özel Alaçam ormanları sert. Uzun süre burada kalabilmiş ama yıkık dökük. Keşke burası restore edilerek Sarıkamış Şehitler Müzesi yapılabilseydi. Yeni bir büyük harcamalarla yapılan binaya ihtiyaç yoktu. Burası restore edilip müze yapılabilirdi. Karşıya çok büyük bir tanıtım merkezi müze yapılıyor. Keşke onun masrafıyla bu tür tarihi binalar... Mesela istasyon binası hemen aşağıda, orası perişan halde. Oralar o betona harcanan para buralara harcanıp buralar müze haline getirilebilseydi. Maalesef büyük israf olmuş ve buralar yıkıma terk edilmiş. Yeni bir bina yapılarak kültüre kazandırılmaya çalışılmış. Bu bahsettiğimiz gibi burası keşke kültüre kazandırılabilseydi. Türkiye'nin birçok bölgesinden şehit torunları ziyarete geliyor. Biz de onları böyle görüntülemeye çalışıyoruz. Burası Sarıkamış tren istasyonu. Çok tarihi olaya şahitlik etmiştir. Türk askerleri 1914-1918 Osmanlı-Rus Harbi döneminde Sarıkamış Harekatı'nda şu karşıdaki gördüğümüz tepelerden geldiklerinde artık o 120 bin, 130 bin kişilik ordudan kalan 300 kişilik ordu buraya geldiklerinde artık Rus askerinin burayı doldurduğunu görüyorlar. Ufak tefek çatışmalar olmasına rağmen Sarıkamış Harekatı başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu Sarıkamış'tan tren istasyonundan Sarıkamış merkezi vakti zamanında, Ruslar zamanında tramvaylar, yani demir yoluyla bir geçiş varmış. Ne yazık ki bugün o yok. Keşke yine böyle bir tramvay tarzı bir şey olmuş olsa da, evet. Kayak merkezine giden, tarihi mekanlara böyle giden bir şey olmuş olsa çok güzel olurdu. Peki. Şu anki Doğu Ekspresi'nin geldiği noktalardan biri durak. Şehit torunları ziyarete geliyor ve Sarıkamış Harekatı'nı minnetle, şükranla anıp şehitlere fatihalar okuyor. Biz de şu an o tarihi Sarıkamış tren istasyonu binasındayız.
Sarıkamış Harekatı'nda Mehmetçik şiddetli kış şartlarına rağmen Ruslarla her çarpışmada galip geldi. Özellikle Köprüköy Muharebesi'nde Ruslar yenilince Rus orduları başbuğu sayılan son Rus çarı 2. Nikola 1914 Aralık başlarında Kars'a gelmiş, buradan da Sarıkamış'a varıp Rus Kafkas ordusunun bozulan maneviyatını düzeltmek için cepheye gelerek Mijingert'te askerlere nutuklar söyleyip eliyle madalyalar dağıtarak ordusunu cesaretlendirmeye çalışmıştı. Türk ordusu Sarıkamış'a giden yollar üzerinde Ruslarla çarpıştı. Sarıkamış'a ulaşabilen birlikler de düşmanla şiddetli bir çarpışmaya girdi. Özellikle 9. Kolordu'nun 17. Piyade Tümeni çok şerefli ve yiğitçe savaştı. Fakat soğuk ve silah yokluğu yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. Kuvvetlerimiz Karakış'a çok kayıp vermesine rağmen Ruslarla savaşmış ve onlara 30 bin civarında kayıp verdirmiş. Rus ordusu komutanlarından General Nikolovski, Türk askerinin ne denli kahramanca savaştığını anlatır. Onlar, tarihi olan sabır ve tahammüllerini göstermişlerdir. Çatak ve Bardız üzerinden Sarıkamış'a taarruz eden birlikler, harekat için hiç de müsait olmayan bir araziden ilerlemek zorunda kalmışlardı. Türk askeri, kışın en şiddetli zamanlarında bile muharebe edebilecek bir güce sahipti. Dondurucu soğuğun şiddetinden telefonların bile işlemediği zamanlarda 2-3 hafta süreyle ve devamlı olarak bir barınaktan yoksun kaldıkları anlarda dahi hiç durmadan muharebe etmişlerdir. Oysa bu asker düzensiz olarak beslenmekte ve erzak gelişi güzel verilmekteydi. Böyle tahammülü zor şartlar içinde bulundukları halde Türk askerleri kahramanca çarpışmışlar ve tam 10 gün hiç istirahat etmeksizin inatçı bir şekilde muharebeye devam etmişlerdir. Ancak bütün bu olumsuz şartlara rağmen Sarıkamış'ın Ruslara ne kadar pahalıya mal olduğu harp bittikten sonra anlaşılacaktı. Artık veda vakti şehitlerimize ve son söyleşileri de gerçekleştiriyoruz. Önemli bir konuğumuz burada. Önemli bir yer. Evet. Sanayi ve teknoloji, yani kalkınma, teknoloji ve biz Sarıkamış'ta maalesef Rusların teknolojisine bir de soğuk havaya yenilmiştik. Zira demir yoluyla ciddi kıyafetlerle onlar buradaydı ve teknolojiye hakim oldukları için askerlerimiz şehit olmuştu. Efendim neler söylersiniz ben Sarıkamış şehitlerimize? Öncelikle bu Gebze Ticaret Odamızın başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum. 150'ye yakın sanayicimiz de burada oldu. Türkiye'ye buradan bunu duyurdum. Tabii bizim buraya gelmemizde daha önce ben 10 yıl bu yörede görev yaptım. Ardahan, Kars, Erzurum. Çok mutlu oldum. Allah inşallah bir daha bu şehit topraklarımıza bunu yaşatmaz. Buralarda güzel sanayi ve teknolojileri de buralara getirmemiz lazım. Efendim bizim bir küçük hediyemiz var. Oo, teşekkür ederim. Dünya coğrafyasındaki şehitliklerimiz ve Sakarya Meydan Muharebesi. Çok güzel. Efendim bunu sizlere burada armağan ediyoruz. İnşallah teknolojimizi güçlendirin, evet. Ve hiç sırtımız yere gelmesin. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.